Laptop'tan izliyorum bugün. Durduralım. Reklam çıktı. Geç kaldım kahvaltı hazırlamaya. Birazcık. Hemen şuraya çıkardım şimdi. Kahvaltılıkları hazırlıyorum. Domates doğradım biraz. Bu biberler fırında patates ve havucum var. Onların üzerine ilave edeceğim. Biber çabuk pişiyor ya. Zeytin, peynir, tereyağı, salçayı çıkardım. Reçel çıkarmamışım, pekmez. Of, patateslere bakalım. Patatesler. Biraz buhar oldu. Biraz daha durması gerekiyor. Bir 5 dakika daha ya da 10 dakika bile olabilir. Pişsinler. Biberleri atıvereceğim. Hemen biberler zaten ısıyı görünce hallolacak. Yumurtaları saymayı unutmuşum. Hemen şuraya şöyle koyayım. Yumurtaları da soyayım. Bugün çok pırıl pırıl bir gün arkadaşlar. Ama soğuk. Okulların açılması da ertelendi sevgili dostlarım. 15 Şubat deniyordu da sanırım mesaj aldım. Mart'ın 15'inde düşünülebilir gibi bir sonuç mu çıkmış sanırım şeyde bilim kurulu da böyle bir öneri olmuş ama bakalım kabul edecekler mi? Evet, bir tanesi soyuldu. Bu hafta ben Sadakatsiz dizisini izleyememiştim. Kalktım sabah kızım işe gittikten sonra açtım internetten onu izledim. Ondan sonra oğlum uyanıncaya kadar onu da aradan çıkarmış oldum. Parça parça soyuluyor bunlar. Her yeri tam soyulmuyor. Bazı yumurtalar böyle oluyor. İzledim Sadakat sizi. Allah'ım neler olmuş. Gitgide daha da karışık oluyor. Evet, ben şimdi hemen yumurtalarımı bir güzel sudan geçireyim, yıkayayım. Yumurtalar da tamamdır. Hem bunu kaldıralım. Reçelimizi alalım. Reçel. Reçelimizi de bir kaba çıkarayım. Reçel dediğim de marmelat. Patateslere bakayım. Alarm çaldı. Hadi birlikte bakalım. Bir bakalım mı? Hazırlar neredeyse. Ben hemen şuradan alayım biberlerini. Hemen üzerine tuzladım ben onları. Şöyle kaşığımı da alayım. Ay sizi pek oynattım ama hafiften karıştırmaya çalışayım şöyle. Beraber onların yağından, baharatından birazcık alsın. Şimdi bu biberler de pişene kadar birazcık dursunlar. Ondan sonra bizim kahvaltımız hazır. Böyle olsun bugün dedim. Kahvaltıda patates, sebze. Haydi bakalım siz. Fırına. Bu sefer hazır patatesler sanıyorum. Evet, çok güzel oldular. Hadi bakalım ben şimdi fırınımı kapatayım. Hemen sofraya direkt tepsiyle dileyen istediği kadar alsın. Akşam yemeği için girdim yine mutfağa. Ne yapayım ne yapayım hemen şey yaptım.
bol böyle arpa şehriyeli pilav yaptım. Açmışken bir karıştırayım tekrar. Şimdi altını kapadım. Şimdi pilavın yanına da şey çıkardım. Pilav yapmaya başlarken buzluktan böyle et çıkardım. Birer parça. Çözüldüler pilav hazır olana kadar. Onları şimdi burada iki diş sarımsakla şöyle yağ karıştırdım. Biraz tuz koyacağım. Şöyle biraz daha koyayım. Biraz karabiber alayım. Fazla koymayayım karabiberini. Biraz kekik. Ete kekik çok yakışır. Yanına da işte yeşil mercimek çorbası yaparım. Herhalde oğlum yeşil mercimek istedi. Biraz kekik ufalıyorum. Üşüdüm. Mutfağın camını açmıştım. Burası bayağı soğudu. Üşüdüm. Şöyle kekiğin kokusu siner belki içine. Böyle pişirene kadar dursun dedim. Şimdi ne lazım başka? Bir kaşık alayım. Böyle de yapabilirim. Bu kaşık bir işe yarayacak. Yani aklıma gelen bu oldu. Sadece yağda da bekletilebiliyor. Şimdi ben bir buzdolabı poşeti alayım şuradan. Hatta iki tane alayım ki. Şu etlerini biraz şöyle ezdirmek istiyorum. Şu demire poşeti geçireyim. Buraya da etleri birer birer koyarım. Şöyle bir vurdururum. Çok fazla ezdirmek istemiyorum. Hep döküm tava istiyorum. Bu etler için döküm tava güzel olur. Hiç döküm tavam yok maalesef arkadaşlar. Şimdi etimi hemen koyuyorum böyle. Biraz, çok fazla değil. Çok az. Bırakacağım, üzerine örteceğim. Yemekten önce pişireceğiz. Hemen ben şimdi bunları toparlayayım. Atayım çöpümü. Et ezeceğimi de. Etlerimi şu şekilde marine ettim. Yağ, tuz, iki diş sarımsak. Söylemeyi unuttum. Çok az da sirke akıttım. Böyle onu bir karıştırdım. Mis gibi koktu. Sirkeli sirkeli. Şöyle arada bir alt üst edeceğim. Streçle şimdi kapatacağım bunları. Sonra direkt üzerinden alıp kızartacağım. Böyle güzel ve lezzetli olacağını düşünüyorum. Şimdi bunları bir kenarda kapatıp bırakayım. Marine olsunlar. Mercimeğimiz hazır. Böyle tel şehriye koydum bu sefer içine. Erişte atacaktım. Dedim tel şehriye atayım. Şimdi ben bunu buradan kaldırayım. Kızım da geldi. Hemen etlerimi kızartacağım buradan. Böyle oldular. Beklediler. Arada bir alt üst ettim. Açtım şimdi streç filmini. Çorbamı kaldırayım. Ondan sonra kızartmaya başlayalım. Şimdi burası duman duman olacak ama aspiratörü de açamayacağım size ses gelecek diye. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
Sosundan böyle koyacağım. Ve şöyle bir bakalım tekrar. Şimdi alt üst ediyorum. Tekrar bir bakalım. Artık sanırım olmuştur. Bir bakalım. Evet. Altını kapatıyorum. Biz etleri iyi pişmiş seviyoruz arkadaşlar. Böyle hani hafif orada falan deniyor ya. Biz öylesini yiyemiyoruz. Ve böyle etlerimiz hazır. Şimdi hemen soframıza. Koşa koşa geçelim. Çünkü ben soframı hazırladım. Sadece turşumu çıkarmak kalmıştı. Etimi pişirmek. Bizlere afiyet olsun. Canlarım, biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra ben bulaşıklarımı yıkadım. Yani tam ocağımı sileceğim. Silemedim. Kapı çaldı. Kim geldi? Eşim geldi. Eşim bize sürpriz yapmış. Bizi mutlu etmek için oğlumun doğum günde burnamamıştı ya, o da pastanemizden böyle pasta alarak gelmiş. Kızımın aldığı pastanın aynısının büyüğü. Böyle. Şimdi onu kutlarız. Geldim ya bu gece onu kutlarız diye düşündüm dedi. Dedim ben dedim sarma saracaktım işte efendime söyleyeyim. Poğaça kurabiye, kısır, şu bu yapacaktım. Rus salatası filan. Ona hep birlikte böyle işte biber dolması doldurmayı planlıyordum. Menüyü bile hazırlamıştım yani. Olsun dedim öyle mi var. Sonra dedim ben de kalkayım hemen şey yaptım. Bir tane makarna, boncuk makarna pişirdim işte soğuttum onu. Oğlum bu makarna salatasına bayılıyor. Bayılıyor. Hemen ondan sonra şey, şu mumları da koyayım da. Mumlarını da üflesin bir güzel. Şöyle yapayım. Arka tarafa koymayacağım. Şöyle. Bu sefer pastane 4 tane koymuş. Ben de 4 tanesini koyayım. Böyle. Ondan sonra makarna soğurken de hemen böyle yoğurtla mayonez çırptım. Hazır. Hatta şey hemen açtım. Bu bezelye havuç. Patates garnitür bir kavanoz. Biraz da salatalık turşusu doğrandı. Çok şükür. Şimdi çay da demledim. Çay demini sağlamak üzere. Şimdi makarna salatasını ben karıştıracağım. Aslında karıştırayım sizinle konuşurken bir yandan o da bitsin. Ondan sonra içeride işte böyle küçük bir tekrar kutlamamız olacak. Biz bize. Ne önemi var dediler şeyin. Ben yoksa haberim olsaydı yapardım. O da bize sürpriz yapmak istemiş. Yoğurdunu, mayonezini katacağım. Tamamdır. Bolca yoğurt, bolca mayonez. Şöyle sıyıralım bir güzel. Şey bir de ayrıca da bir sürprizi oldu bize. Biz çok sevindik. Şöyle bir karıştırayım. Bayağıdır yapmamıştık bunu da. Ekim'den beri yapmadık sanırım. Ekim'de herhalde evet. Bir de yapmıştık. Ekim'den beri yapmadık. Evet çok güzel oldu karıştı. Şimdi ben buradaki kaşığı kullanıyorum tekrar yoğurtlu. Hemen bunları da garnitürünü afiyetle yensin. Bayılır bayılır. Şu bir tencereyi bir oturuşta yer benim oğlum. En sevdiği şeylerden biridir. Makarna, makarna salatası. Bir de o seviyor diye yapayım dedim. Şöyle bir çayla birlikte
Gerçi o çay da içmiyor. Biz içeriz çay. Ha, eşimin sürprizinden bahsediyordum ya. Eşim de bize bir sürpriz yapmış. Salatam da hazır. Yaklaşık böyle bir iki ay kadar evde kalacak bizimle. Birikmiş yıllık izinleri vardı. Uzun yıllardır kullanmamıştı izinlerini. Onları kullanacak. Bir kısmını kullanması gerekiyormuş. Sanırım süresi mi doluyormuş, ne oluyormuş. Sonra bir daha olmayacakmış. İşte evde. İnşallah evde. Artık evde biz Edi ile Büdü baş başa kahvelerimizi içeriz, sohbetlerimizi yaparız. Böyle geçer gider günler. Şimdi arkadaşlar ben size veda edeyim. Biliyorsunuz eşim yine videolara bir nebze çıkıyor da kızım ve oğlum görünmüyorlar, istemiyorlar. Şimdi pastayı da oğlum üfleyecek. Hiç şey yapmanın anlamı yok. Biz bunu keseriz, üfleriz, çayımızı koyarız. Ondan sonra afiyetle yeriz. Kendimizce kutlamış oluruz hep birlikteyken de. Böyle. İnşallah nice güzel, mutlu, sağlıklı yaşları olur tekrar diyeyim ve size veda edeyim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.